Herkese merhabalar. Bu dersimizde oluşturduğumuz bir fonksiyonu kütüphanemize nasıl ekleyeceğimiz konusunda bilgi vereceğim. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyoruz. Projeyi oluştururken projenin tipiyle ilgili library project seçiyoruz. Daha sonra bizim bağlanacağımız kontrolcünün tipini ve versiyonunu seçtikten sonra create deyip projemizi oluşturuyoruz. Fakat dikkat etmeniz gereken bunun bir library project olması. Öncelikle fonksiyon veya fonksiyon bloğu hiç fark etmez. Buna bir isim veriyoruz. Euro to TL. Geçen dersimizi hatırlarsanız bunun nasıl oluşturulduğu konusunda bilgi vermiştik. Şimdi ise bunu bir library project olarak oluşturup daha sonrasında kütüphanemize nasıl kaydediyoruz ondan bahsedeceğiz. Şunu tekrardan oluşturuyorum. Dolar olan ve bir para değer olacak. Daha sonra bu ara değeri alıp bir komisyon şayet varsa bu komisyon onları çarpıyorum ve sonucu TL yazıyorum. Şimdi dolar bir giriş benim için, oran benim için bir giriş, ara değer internal bir değer, komisyon bir giriş, TL'de çıkış. Şurayı çıkış yapıyorum. Daha sonra yapmam gereken, bunu oluşturduktan sonra proje kısmında library'den library setting'i ayarlıyorum. Library setting'de öncelikle neyi görmek istiyorsam, hangi fonksiyon veya fonksiyon bloğunu görmek istiyorsam onu seçiyorum. Program seçmeme gerek yok. Burada company ile ilgili bilgi verebilirim. Görünmesini istediğim kütüphane, görünmesini, kütüphanede görünmesini istediğiniz ismi buraya yazıyorsunuz. Kütüphane ismi diye. Eğer bir dosya vesaire attach edeceksiniz, onu attach edebilirsiniz. Bu da eğer source, yani kaynak kodun görünmesini istiyorsanız disable sources diye görüntülenmesini istiyorsanız da onu tiklemeniz gerekiyor. Library setting bittikten sonra normal compile edip sonrasında bunu alıyorum. Tekrar library'den girip library, create library diyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra create library işlemimi bitirdikten sonra kütüphanem SLR olarak library'ye onun altında, data altında library dosyasını save ediyorum. Daha sonra buradan çıkıyorum. Yeni bir proje açıyorum. Bu sefer standart bir proje açıyorum. Daha sonra getirip bu projenin project'in altında, library'nin altında show references diyorum ve ilgili kütüphanemi buraya ekliyorum. Gördüğünüz üzere buraya geldi. OK diyorum ve sürükle bırak yöntemiyle kütüphanemin içindeki fonksiyona ulaşıyorum. O
oluşturduğumuz bir fonksiyonun kütüphaneye eklenmesiyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.